Herkese merhaba, Tonguç abimle koordinat sisteminde bölgeler anlatacağız. Tonguç hazır mı Sevil abim? Hocam gene NASA'ya giriş sınavlarına hazırlık. Nevladım, ne yapıyorsun son günlerde? Çalışma nasıl gidiyor? Hocam güzel gidiyor, hiç çalışmıyorum, mutluyum hocam. Yani artık yıldım hocam ya. Neden yıldın evladım? Bıktım hocam artık. Ha, yani yıldın yani. Yıldım hocam. Allah Allah, çok önemli. Ne oldu ki evladım, niye böyle? Zor mu geliyor sana? Hocam çalış, yıldım hocam artık. Ya saçmalama evladım ya. Beynim yandı desene, hayret bir şey. Beynim yandı. Koordinat sisteminde bölgeleri, 4 tane bölge var koordinat sisteminde. Bak böyle x ve y koordinatını çizdikten sonra bu birinci bölge diyoruz Tonguç. Sağ üstteki. Ondan sonra ikinci bölge altındaki değil de solundaki bölge diyoruz bak. Saatin tersine dönecek. Sonra burası üçüncü bölge oluyor. Sonra burası da dördüncü bölge. Ve bunları yasak bölge neresi hocam? Ben havalı yasak olsun diye Roma rakamlarıyla yazıyoruz. Hocam yasak bölge neresi? Yasak bölgeye giriş yok evladım. Sen giremezsin. Forbidden zone. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4 diye devam ediyor. Şimdi burada dikkat edersen koordinat sisteminde bu eksene ne diyoruz evladım? X ekseni diyoruz. Bu dikey ekseni ise Y ekseni diyoruz. Burayı hatırladık mı evladım? Bak bu dikey eksen, bu da yatay eksen olarak adlandırılıyor. Hatta birkaç tane adı daha var. Buna apsis, buna ordinat diyoruz. Absis. Ama onları bilmek zorunda değilsin şu anda. Absis X ekseni böyle ve Y ekseni. Absis, çok absis bir adam. Saçmalama kes. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 5 diyorum. 1, 2, 3, 4. bölgelerde işaretler nelerdir? Tonguç bir kere hatırlıyorsan eğer X ekseninde burası sıfır noktasıydı ya. Şimdi burası 1, burası 2, burası 3, burası 4 diye devam eder değil mi Tonguç? Evet, evet. Yani sağdakiler artı. Soldakiler de aynı sayı doğrusu gibi. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Şimdi bunu da y ekseninde apartman gibi düşün. Ha. Yalı apartmanı diye bir şey düşün mesela. Apartmanın adı yalı apartmanı. Bu apartmanın sıfırıncı katı burasıysa burası birinci katı. Burası ikinci katı. Burası üçüncü, dördüncü katı. Bir de apartmanın alt katları var. Bodrum katında yaşayan, eksi birinci katta yaşayan, eksi ikinci katta, eksi üçüncü katta insanlar var değil mi evladım? Şimdi bu 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Bu da eksi 1, eksi 2. Aynı sayı doğrusunda gibi. Şimdi şöyle düşünelim Tonguç. X'in işareti ve Y'nin işareti buralarda artı değil mi Allah aşkına? Bak bu da artı, bu da artı. Dolayısıyla artı artıdır işaretler burada. Koordinat sistemindeki. Peki burada X'in işareti eksiyken Y'nin işareti ise artıdır Tonguç. Şöyle düşüneceğiz bak. Bir koordinat sisteminde nokta yazarsan X ve Y yazarız. Bu ilk yazdığımız şey her zaman X'tir. İkinci yazdığımız şey Y'dir. Dolayısıyla ilk baştaki eksi, bak eksiler var X'te. Y'dekiler ise artı. Burada ise İkisi de eksi, görebiliyor musun Tonguç'um? Hani böyle bir şey vardı hatta. Japon karakter vardı, hatırlıyorsun değil mi? Shinjutsu Mijikati. Harikasın. Şimdi burada ise x artıyken y aşağıdaki katlarda. Yani eksi oluyor. Anladın mı? O zaman bölgelerdeki işaretleri anladık mı Tonguç? Anladım. Zaten kolay bir şekilde çözebilirsin. Hay Allah, ne oluyor evladım? Hemen şunu çevirelim. Hayret bir şey. Şimdi noktalar hangi bölgededir? Bu senin hatan, biliyorsun değil mi? Biliyorum hocam, özür dilerim. Bak şimdi ikisi de artı olunca birinci bölge oluyor Tonguç. İlke eksi, ikincisi artı olunca ikinci bölge oluyor Tonguç'um. Hatırlıyorsan bölgelerdeki işaretler artı artı, eksi artı, eksi eksi, artı eksi. Bunları bilmek zorundayız. Dolayısıyla bak bu artı bu eksi olunca dördüncü bölge. Dördüncü bölge oluyor. Tebrik ediyorum seni. Bu ikisi de eksi olunca da üçüncü bölge oluyor. Ya nezle misin? Garip bir evet ses açık. Evet hocam ya. Garibim, gribim ve grubum. Ve yıldım hocam. Neden yıldın evladım? Yıldım hocam. Ha var ya, helal olsun. Şimdi ne oldun? Ay mı oldun evladım? Hayır hocam, artık seneyim. Ha çok güzel. Neyse, ay olmadı. Ay olsun daha iyi olur. Şimdi noktaları nerededir? Aa. Hocam aya baktım. Aya benzer yüreğim. Böyle bir şarkı vardı hocam. Geçen bir arkadaş bana şey dedi. Aya baktım seni gördüm. Sana baktım ayı gördüm. Aa vay, çok güzel, çok elit bir arkadaşımmış. Çok kaliteli. Peki ona sıfır noktası. Bak x'i 10'muş, y'si 0'mış. O zaman x'te 10'a kadar gidiyoruz. 10 burası. Y'de de yani yukarıya doğru da hiç çıkmıyoruz. Zemin kattayız. O zaman ona sıfır noktası burası. Peki noktaları hangi bölgede? Abicim bunlar bir bölgenin içinde değil. Bu x ekseni üzerinde diyoruz. Anlaştık mı Tonguç'um? Anlaştık. Bunlar bir bölgenin içinde değil. Mesela 0'a 4 noktası. X'te 0'da, Y'de de 4 kat yukarı çıkmış. Yani 4. katta. O zaman burası 4'te. Bu nokta hangi şeyin üzerinde? Y ekseni üzerinde. Anlaştık mı Tonguç'um? Anlaştık hocam. Y ekseni diyoruz. Ve o zaman eksenler üzerindeki noktalar da
bir bölgenin içinde değildir diyoruz. Ödülü sorumuzu yap, cevaplara gönder evladım. Hiç üşenmiyorsun. Tongçanım.com. Bom bom bom. Tebrik ediyorum. Bu video bombalamamız devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada evladım.